Türkiye'de çok büyük bir yanlış algı var. Türkiye'de depremle mücadeleyi sadece şöyle değerlendiriyor siyasi erk. Bu yerel yönetim olabilir, hükümet olabilir. Biz yıkalım, yenisini yapalım. Siz 6 milyon olduğunu varsayarsak buradaki bina sayısının veya 3 milyon, 5 milyon tam sayılar elimizde yok. Yani onun için ben farazi konuşuyorum. 6 milyon olduğunu varsayarsak bu bina sayısının bu kadar binanın yıkılıp sonra bir yere depolanma hacmini düşünebiliyor musunuz? Ya İstanbul buradan Pendik'ten başlıyorsun. Silivri'ye kadar aralıksız bina dolu. Bunların hepsini yıkalım. Yani yerden bir 5 metre yüksekliğinde bir tepecik oluşur. Bu tepeciği nereye götüreceğiz? Bunları nereye koyacağız? Buradan çıkan atığı nereye götüreceğiz? Bunu belediyede KİPTAŞ'ta aynı şeyi yapıyor. Diyor ki biz kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kentsel dönüşümü tamam, bazı binalarda muhakkak yapılması lazım. Ama güçlendirme diye bir şey var. Yani Japonya, Amerika'daki bazı bölgeler güçlendirme ile ileri mühendislik kullanarak depreme dayanıklı kentler yapmış durumda. Peki biz niye yapmıyoruz bunu? Bizim daha mı çok paramız var Japonya'dan veya Amerika'dan? Yok. Zaten kısıtlı bir bütçemiz var. Güçlendirme ile burada %50'ye yakın binayı depreme dayanıklı güvenli hale getiririz. Geri kalan %50'nin ise ne yazık ki yıkılıp tekrar yapılması gerekiyor. Bu yıkılıp yapılanların da maliyetlerinin bir şekilde fonlanması lazım. Yani İstanbul sorunu 5 yıl bandında çözülebilir bir sorun. Özellikle vatandaşların, yani normalde bu şeyleri belediyelerin yapması gerekiyor. Halkın artık deprem bilincine sahip olması lazım. Çünkü oturduğun binanın altına bir kafe gelip senin hayatını ve çocukların hayatını tehlikeye atabilir. Senin oturduğun binanın altına su basabilir ve senin kolonların paslanabilir, demirleri. Sıkıntı yaşayabilirsin. Senin oturduğun binada bir kolonun çatlamıştır. Sen bunu fark ettiğin anda ne yapacağını bilmen gerekiyor. Yani nasıl bir mutfak dolabının kapağı aşağıya doğru sarktı, ona müdahale etmeyi bildiğin gibi vidayla, senin binanda bir tehlike durumu varsa onu anlamak, basit de olsa, onunla ilgili de gerekli mercileri artık şikayette mi, artık başka türlü giderek dilekçe yazarak mı, gerekli mercileri uyarmak. Çünkü çok büyük bir riskin içindeyiz. Her an deprem olabilir, her dakika deprem olabilir. Ve gerçekten depremle ilgili, deprem bizim sanki yokmuş gibi davranıyor. Sadece büyük bir deprem olduğunu hatırlıyoruz. Ama biz sürekli depremle, deprem bilinciyle, halkımızda deprem bilincini aşılamamız gerekiyor. Ne yazık ki belediyelerimiz bu işi yapmadığı için halk, yani senin altında bir kafe varsa arada gidip orada bir şey, bir duvar yıkılıyor mu, bir kolon kesiliyor mu bakması gerekiyor. Çünkü aslında belediyelerin bakması gereken bir şey. Yapılmıyor bu görevler. Onun için de büyük sıkıntılar oluyor.